Mesela. Hatta Hüsnü Bayramoğlu abinin videosunu mutlaka bu yayın içinde 2-3 dakika zaten izletelim. Onu hazırlayalım o zaman. Onu hazırlayalım. Herkes dinlesin. Çünkü bunu bütün dünyaya ilan ediyorum diyor. Nurcular benim sesimi duyurmuyor. Devlet kim haber diyor? Vermiyor. Eniştem söylüyor. Enişteniz kim ama yani? Hüsnü Bayramoğlu bu. Yani hayır, kim ama? Değeri ne? Kıymeti ne? Gözüman Hazretleri diyor ki benden sonra yerime geçen kişi son vekilim, varisim Hüsnü Bayramoğlu'dur diyor. Mektubu var. Şimdi... Yani diyor ki ben ölsem, ifade şöyle geçiyor Risale-i Nur'da. Ben ölsem hayattayken şuursuz olsam, aklımı kaybetsem Hüsnü Bayramoğlu'dur. Şimdi reji o hemen dinleyin. Getirdi. Çok hızlı. Bak sen resimde koyalım. Elimi böyle el pençede var. Onu dinliyorum ağabey. O siz misiniz? O benim orada evet. Evet. Peki bu o zaman videoyu izleyelim. Tamam, dinleyelim. Sonra yorumunu alalım sizden. Buyurun gösterelim. Size söylüyorum. Bütün dinleyenler, bütün dünya yani. Şimdi bu ustad bu sözünü dinlesin, işitsinler. Hayalhanem. Ondan sonra Bahçav neydi adı? Sözler Köşkü. Ne de böyle 40 tane isim yani. Bu safta, bu sahtekar şeyler. Bu Kur'an'ı bozmak için, gençleri baştan çıkarmak için ne de bu? İşte Kur'an nuru budur. Bu da talip olacaklardır. Bu tabi olmazsa helaket, merkez terk et. Merkez terk et. Sayın Köşkü'nün başına ile terk etti getirecekler bunlar. Getirirler. Yoksa kendileri terk eder. Bunu talip olmazsa felaket azimdir memlekette. Bu virüsten daha fenerdi bunlar. Evet. Bunu dinlesinler. Bu da seslerim. İsa'yı ne de seslesinler? Hakikat budur yani. Kur'an'a tabi olacaklar. Böyle bu sanne başa yol yok. Hayalan, maçav, nedir bunlar yapıp seslerim böyle işler. Nedir? Kur'an'ın gösterdiği yoldan başka yol yoktur. Şöyle bahçesinden bahçesinde hayalan, nedir bunlar kardeşim ya? Biz geldi, bereketli şeyden, Mersin'den bir kardeş geldi buraya. 15 yıl, 30 yaşında bir zat babası. Abi ben dedim, kurtulmuş da dert yanıyor. Bu hem devlet, hem hükümetin zararıdır bunlar, yollar, hem de zarar, hem insan zarardır. Buna inanıyor bunlar. Usta inanmış, ben şu koyun koşu, usta inanıyor. Usta inanıyor, kurtul beraber işte burada kardeşim. Evet, uyansınlar ya, yeter artık. Açtığım yollar da, karanlık yollar da işte, Türkiye, biraz hükümetimizi. Bakın şu uğraştan yolları, kesin bunu iddia ediyorum buradan. Tayyip Bey'e karşı yazan yolları, yıkmak için o inançlı zatılar. Bunlar uyansınlar. Matro işte. Buranın tek yol, başka yol yok kardeşim ya. Buranın gösterdiği yoldan başka yol yoktu yani. Şimdi. Evet. Ses yayında verildi değil mi arkadaşlar? Bizim stüdyoya gelmeyince. Tamam, orada bir sorun yaşamadık umarım. Şimdi bu videoyu bir analize ver. Şimdi bu videoyu analize başlasak var ya, 2 sene burada şimdi, program yapmamız şimdi lazım. O kadar derin ama ben... Yasin Bey, bu 5 dakikayı, bu video şimdi çok çarpıcı ve çok önemli. Evet. Şimdi burada bir, konuşan kişi... Bezim Hazretleri'nin son vekili, son varisi. Son varisi. Devletinde bizzat tanıdığı, bizzat vekil ve varsa kabul ettiği, sürekli son vefatına kadar reis cumhurumuzun yanında olduğu, bizzat cenazesini devletle kaldırdıkları, bizzat hem İçişleri Bakanımız o dönem Süleyman Soylu Bakanımız hem de bugünkü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bizzat katıldığı cenazesine bir isimden bahsediyoruz. Evet, ne diyor? Neyin altını çiziyor? Burada çok net bir şekilde karanlık yollar diyor. Bunlar sahtekardır diyor. Bunların amacı diyor Nurcu örgütlenme için diyor. Nurcu örgütlenme için söylüyor. Bunlar Kur'an'ı bozmak için yola çıktılar diyor. Bizim kutsalımız Kur'an. Kur'an gittikten sonra hiçbir şey önemli. Nasıl bozduğunu anlatmanızı onu şimdi göstereceğim belgelerle. Burada peki bu videoda ve Covid'den, koronadan daha benadır diyor. İşte evet, bir kız kendini kurtardı diyor. Babası geldi şikayet etti diyor. Fakat bu yayını 27 Mart 2020'de yani vefatından bir sene önce basına yapan bu isim, basına yapıyor bu açıklamayı. 28 Mart'ta ben mesaj atıyorum enişteme. Diyorum ki bize gerek kalmadı. Daha artık örgütü anlatmadım. Tarihi tekrar diye. Söyler misiniz? 27 Mart 2020. Videonun çekildiği. Evet ve basın açıklanıyor. Ve bu şu anda Nur Cemaati'nin kendisine ait Nur Söz kanalında zaten var. Kendi YouTube'umda var. Ben bunu uzun olduğu için bu kısmı aldım. Yayınladım. Kendi resmimi de kendim oraya montajladım. Burada dursun diye. Hüsnü abi diyor ki bunu anlatmak her vatandaşın, her Nurcu'nun görevidir diye mesaj attı. Bunu hatta o Lider Gazetesi'nde de yazıyordum ben. Mevlüt Çavuşoğlu o dönemimizin Dışişleri Bakanı'nın vesile olduğu gazete Antalya'da. Orada da yazarlık yapıyordum. Orada da bunu yayınladık belgeleri o dönem. Ve Sözler Köşkü diyor mesela. Fethullah Gülen'in. Hayalhanem. Hayalhanem kim? Fethullah Gülen'in İzmir'de Körfez diye bir dershanesi var. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz FETÖ kapsamında kapattı dershaneyi. O dershanenin matematik öğretmeni Hayalhanem. Orada bahseden Mehmet Yıldız kim? FEDÖ'nün Kimse Yok mu derneğindeki Ahmet Samurkaş'ın talebesi. Nerede Mehmet Yıldız şu anda? Şu anda var ya Almanya'da, Mersin'de, İstanbul'da rezidansları var adamın.
FETÖ'den yargılandı mı peki bu şahıs? Hayır, ne yargılanacak? Yargılandı. Onun haberini yapan Bünyamin Köse yargılandı. Onun da söz hakkı. Yani burada tabii herkesin söz hakkı var, onu ya söyleyelim. Ya bizzat reisi cumhurumuzdan ödül verdirdiler adama. Plaket verdirdiler. Kimi verdiriyor bunları? Anadolu işte bilmem ne basıncıları derneği falan diye. Oraya girmişler herhalde sponsor olabilen. Eğer Sinan, şöyle orada bir parantez açayım. Sinan Burhan Beyefendi'nin yönettiği birlikse hani orada bir kaza vardır. Yanlışlık vardır. Olay şu zaten. Bilinmiyor ki bu. Hani reytingleri 2 milyon, 3 milyon bunların. Evet. Yani belki bilmiyorlar. Sosyal ama medyada ödül veriliyor ya. Bunlar evet, da 3 milyon, 5 milyon izlenince. Ama kimse demiyor ki ya bu Mehmet Yıldız, Fethullah Gülen'in. Yanlış anlaşılmasın diye. Tabii, tabii. Anadolu Yayıncılar Birliği, yanlış hatırlamıyorsam Sinan Burhan Beyefendi'nin yönettiği birlik. Biz o birliği de tanıyoruz. Onların bir FETÖ'yle hiçbir ilişkisi olmadığını da biliyoruz. Bunlar ama bunlar nereye başka manipülasyonlarla oralara şöyle, girdiler. Evet. Aynen öyle. Yani oraya işte belki sponsor oldu, bir şey tabii, yaptı. Tabii. Bu ve şimdi, bu normalde bunu normalde dinleyen her Nurcu'nun yayınlaması gerekiyordu. Evet. Başta kimin çünkü yayınlaması lazımdı? Nur cemaatinin kanaat önderi, lideri, işte İstanbul İlim Kültür Vakfı'nın başkanı, eski Barla Platform Başkanı, AK Parti'de iki dönem milletvekili yapmış, İstanbul İlim Kültür Vakfı'nın başkanı, Mehmet Fırıncı'nın yanındaki adam, Tayyip Erdoğan reisi cumhurumuzun işte bizzat oğlunun düğününe katıldığı kişi Sait Yüce bunu yayınlaması lazımdı. Neden yayınlamıyor? İşte neden yayınlamadığını, yayına bağlansın Sait Yüce. Hı. Bu yayını neden? Evet. Biz çağıralım. Şimdi niye bunu yayınlamadığını, niye bunu devletin ilgili birimlerine iletmediğini kendi söylesin. Şimdi videoya dönersek, şimdi evet, Said Nursi'nin son talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, Nurcu derneklerin örgütlenmesine serseri işler evet, diyor arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı planların parçası oldular. Doğru, NATO diyor. Bak, değerli Ulusal Kanal izleyenleri, bunu söyleyen kişi Said Nursi'nin son talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu. Evet. Devlete, millete, insanlığa zarar bitti faaliyetleri diyor. Kim için? Nurcu örgütlenmeler için evet, diyor bunu. İsimlerini de veriyor. Türkiye'yi, Anadolu'yu yıkmak için faaliyete geçtiler diyor. Ve Kur'an'ı da bozmak için yani, yol peki diyor. Bu örgütler şu anda nasıl yasal faaliyet yürütüyor? İşte bu zaten büyük bir zafiyet. Bir devlet zaafı. Büyük bir zafiyet bu. Ben bunu oturup köz diye anlatabilirim. Kemalettin Özdemir yapılanması diye anlatabilirim. Ama yanıt hakkı var. Yanıt hakkı var. Ama bu uzun bir program olur. Çok uzun bir program olur. Bununla alakalı bürokrasideki vesairedeki şeyde zaten İbrahim Yıldız, emekli istihbarat polisi söylüyor.